Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli Muhammed ve صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم على محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Aziz ve muhterem Müslümanlar, bizi yoktan var eden, varlığından, rahmetinden, sevgisinden haberdar eden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen İki cihan güneşi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline, ashabına ve onu sevenlere yüz binlerce salat ve selam olsun. Bildiğiniz gibi içinde yaşadığımız ay 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'tir. Ramazan-ı Şerif aynı zamanda bir eğitim ayıdır. Ramazan-ı Şerif ayı bir manevi hazinedir. Ramazan-ı Şerif orucu, bu Ramazan orucunun farziyeti hem Kur'an-ı Kerim ile hem de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle bir de Edille-i Erbe dediğimiz dört İslam delillerinden olan icma ile sabittir. Ramazan-ı Şerif orucunun farziyetini inkar etme insanı dinden çıkartır. Onun için atalarımız bu aya karşı çok saygılı davranmışlar. Tabii Anadolu'da Anadolu insanları, Müslümanları İslam'ın bütün şiarlarına, bütün sembollarına, bütün rükünlerine karşı çok samimi, ciddi durmuşlardır. Evet, dedi ki bu Ramazan-ı Şerif orucu Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabittir. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 183. ayet, 184. ve 185. ayetinde Ramazan-ı Şerif orucunun farziyetine açık bir şekilde vurgu yapıyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettequn. Sadakallahul azim. Bakara suresi 183. ayet. Ey iman edenler, korunasınız diye geçmiş ümmetlere
farz kılınan oruç size de farz kılındı. Dikkat edersek Yüce Rabbimiz bu ayetin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ korunasınız diye. Yani buradan da anlıyoruz ki orucun çok faydaları, çok hikmetleri var. Bugün bu hem bilimsel olarak hem de tıbbi olarak ispatlanmıştır. Tabii korunasınız. Neden korunasınız? Müfessirler, İbn-i Raziler ve aynı zamanda İbn-i Kesirler, büyük müfessirler bu ayeti açıklarken bu korunasınız neden şöyle derler? Günahlardan korunasınız. Neden korunasınız? Cehennem azabından korunasınız. Korunasınız, Allah'ın gazabından korunasınız. Çünkü oruç dedik bir eğitim aracıdır. Ramazan ayı bu münasebetle insanları en iyi şekilde eğiten bir aydır. İşte bu ay öyle mübarek bir aydır ki bu gece, bu ayda bir gece var, 1000 aya bedeldir. Yüce Rabbimiz Kadir suresinde diyor ki hayr min elfi şahr, içinde Kadir gecesi bulunmayan 1000 aydan daha hayırlıdır. İşte o gece de Ramazan gecesindedir, Ramazan ayındadır. O gece Ramazan ayındadır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine baktığımızda bu Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet, ortadaki 10 gün bereket, son 10 gün ise mağfirettir, cehennem azabından kurtuluştur. İşte ne mutlu ne ala o insana ki bu ayın feyzinden, bereketinden faydalanan insanlara. Aziz ve değerli izleyiciler, değerli Müslümanlar, şimdi biz Bakara suresinin 184. ayetin başına baktığımızda işte Rabbimizin ikramını, keremini, ihsanını, rahmetini açık bir şekilde görüyoruz. Hemen diyor ki eyyamen ma'dudat, o size farz kılınan oruç günleri, oruç ise sayılı günlerdir. Yani Yüce Rabbimiz Kadir'dir diyebilirdi ki 6 ay boyunca ya da 1 sene boyunca ya da ömür boyunca, ama yok. İşte bu size farz kılınan oruç da sayılı günlerdir. İşte hemen bakıyoruz 185 Bakara suresinin 185. ayetinde bu sayılı günler belirtiliyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an ila ahiril ayet. O sayılı günler de Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki Kur'an-ı Kerim insanlara hidayet kaynağı olarak o ayda nazil oldu. İşte o sayılı günler de
O Ramazan ayıdır. Ramazan ayı biliyorsunuz hicri bir aydır. Yine bu ayın şerefine, değerine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ismi zikredilen işte hicri aylardan sadece ve sadece Ramazan-ı Şerif var. Ramazan-ı Şerif'in ismi açık bir şekilde belirtilmiştir. İşte biz de bu 21. asrın Müslümanları olarak öyle yapalım ki bu aydan, bu Ramazan ayından faydalanalım. Bu oruç nimetinden istifade edelim. Öyle yapalım ki bütün organlarımızla oruç tutmaya çalışalım. Tabii oruç ibadeti de diğer ibadetler gibi, bir namaz ibadeti gibi, bir zekat ibadeti gibi, bir hac ibadeti gibi bunun da bazı şartları var. İşte bu orucun yani farz, vacip yani vücub şartları, farz olmasının şartları ise bakıyoruz işte oruç tutan kimlere farzdır? İşte hangi şartları taşıyan insanlara? Bir, Müslüman olacak. Eğer Müslüman değilse zaten oruç kendisine farz değil. İlk önce o imandan sorumludur. İman dairesine girmemişse, İslam şerefiyle şereflenmemişse ilk başta o İslam ile, iman ile şereflenmesi gerekir. Yani birincisi Müslüman olacak, ikincisi akıllı olacak. Oruç, Ramazan-ı Şerif orucu delilere farz değil, akıllı insanlara farzdır. Çünkü akıl büyük bir nimettir. Yani insani diğer canlılardan, varlıklardan, bahaimlerden ayrıt eden akıldır. Yani insanları âlâ-i illiğine çıkaran akıldır. Akıl çok önemlidir. Önemli olan o aklı kullanabilmek. Üçüncüsü, orucun farz olmasının şartlarından üçüncüsü ise ergenliktir. Yani bir çocuğa, ergenlik çağına ulaşmamış bir çocuğa oruç farz değil, fakat çocuğu alıştırabilmek için, tutabileceği bir duruma geldiği zaman işte bir nevi alıştırma yapabilmek, onu alıştırmak gerekir. Tuttuğu zaman engel olmamak gerekir. Alışsın. Çünkü atalarımız bu konuya işaret ederek ne güzel vurgu yapmışlar. Demişler ki ağaç yaş iken eğilir. Evet, bir de oruç tutmaya insan muktedir olacak. Belki oruç tutacak gücü yoktur. Yani gerçekten kronik bir hastalığı vardır ya da çok yaşlıdır, piri fanidir. Ha, o zaman böylesi durumlarda eğer piri fani ise, hasta ise zaten fidye verir. Yok, hastalığı yok. Tamam, işte biraz yaşı ileride, belki maddi durumu da iyi. İşte ben de fidye vereyim. Olamaz. Bir de orucun sahih olmasının, sıhhatinin şartları var. Oruç tutan bir insanın orucunun sahih olabilmesi için, geçerli olabilmesi için yine Müslüman olacak, mümeyyiz olacak. Üçüncüsü ise işte
hayız veya nifastan temiz olacak. İşte bu Ramazan-ı Şerif orucu manevi bir hazinedir. Öyle yapalım ki biz de bu manevi hazineden faydalanabilelim. Çünkü insanın neyle yaşıyor? Nefeslerle, solunumlarla. Hiçbir insanın elinde bir saat daha yaşayacak diye bir garanti yoktur. Onun için hele hele bu mübarek gün ve gecelerde 11 ayın sultanı olan bu Ramazan-ı Şerif'te Rabbimize çok yalvarmalıyız muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: Etakum Ramazanu şehrun mübarekun faradallahu aleykum siyameh ve futihet ebvabu sema ve hulliqat ebvabul cehim ve ulliq ve hulliqa şeyatin meradetü şeyatin. Sadaka Resulullah. Ramazan ayı geldi. Ramazan ayı mübarek bir aydır. Yüce Allah bu aydaki orucu tutmayı size farz kıldı. Bu ayın orucunu size farz kıldı. Bu ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, azgın şeytanlar zincire vurulur. İşte biz Müslümanlar olarak bu Ramazan ayını bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü bir daha bir Ramazan'a ulaşabilme, yetişebilme, görmebilme garantimiz yoktur. Geçen sene bizimle beraber bu Ramazan ayını tutan, orucunu tutan, bu mübarek ayda yaşayan birçok insan bakıyoruz ki işte bu fani dünyadan ahiret hayatına göç etmişler. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayın önemine vurgu yapmak için şöyle buyuruyor: Men sâme Ramazâne imanen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zenbi. Muttefakun aleyh. Kim ki faziletine, farziyetine inanarak sadece karşılığını Allah'tan bekleyerek bu Ramazan-ı Şerif orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır. Bu hadisi Kütüb-i Sitte'den Buhari ve Müslim bize aktarıyor. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek ayın orucuna işte dikkatimizi çekiyor. Bildiğiniz gibi bu Ramazan orucuna özel bazı kavramlar vardır. İşte bu kavramlara dikkat etmemiz gerekir muhterem Müslümanlar. Onlardan birincisi teravihtir. Teravih biliyorsunuz İslam hukukuna göre, İslam şeriatına göre, dinine göre günler gecelere tabidir. Biz cumayı cumartesiye bağlayan gece teravih namazımızı kıldık.
Ama cumartesi günü işte ilk orucumuzu tuttuk. Teravih çok önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teravihlerin önemine dikkatimizi çekmek için şöyle buyuruyor. Men kâme Ramazâne imânen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zenbi buyuruyor. Kim ki inanarak Ramazan gecelerini ihya ederse, yani onu ibadet ile, yani teravih, büyük İslam alimleri, muhaddisleri ilk başta ihyayı teravih namazı kılmakla açıklıyorlar. İşte teravih namazını kılmak ile, Kur'an okuma ile, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmek ile, Allah'ı zikretme ile eğer ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır. Tabi teravih dedik, biz bütün bu uygulama işine bakan, o uygulama işi üzerine, amel üzerinde duran ilme, bilime fıkıh ilmi denir. O işle uğraşanlara fakih denir, fakih denir. Fakih denir, biliyorsunuz o ameli, işte ameli mezhepler var. Bu itikadi mezhepler var. İşte Ehl-i Sünnet vel Cemaat çerçevesine baktığımızda itikadi mezhepler Eş'ari ve Maturidi. Ama ameli mezhebine baktığımızda işte İmam Ebu Hanife, Hanefi mezhebi, işte Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi, Şafii mezhebi. Bu dört mezhepte de işte hangi mezhebin kaynaklarını karıştırıyorsak karıştıralım, araştırıyorsak araştıralım, bakıyorsak bakalım, hepsi de şöyle diyorlar. Et-teravihu 20 rekaten. Teravih 20 rekattır. Bazen soruyorlar. Ya hocam işte 8 rekat, 10 rekat kılmak da var. Ya arkadaşlar, değerli izleyiciler ve dinleyiciler, peki İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ya da İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Şafii, İmam Maliki, İmam Rafii, İmam Nevevi vesaire, bu büyük bilginler, bu müçtehitler, bu İslam alimleri, yani onu bilmiyorlar mıydı ki hepsi işrune rekaten diyor, teravih 20 rekattır. Biz bu dini mübini İslami onlardan öğrendik. İşte onun için insan haddini bilecek, ölçüyü kaçırmayacak. Cenab-ı Allah akıbetimizi hayır eylesin. Evet, dedi ki bu Ramazan orucuyla ilgili kavramlar var. Birincisi teravih. Tabi Hanefilerde 4 rekatta bir de selam verilir. 2 rekatta bir selam vermek daha faziletlidir. Şafilerde 2 rekatta bir selam vermek zorunludur. Eğer bir memlekette, bir yerde Hanefi, Şafii karışık o yaşıyorlarsa ikişer ikişer kılıp selam vermek en uygunudur. Evet, ikincisi ise, ikinci kavram sahurdur. Sahur çok önemli. Tabii daha önceki ümmetlere de dedik oruç farz kılınmıştı ama biz kaynaklara baktığımızda işte Yahudiler, Hristiyanlar sahura kalkmıyorlarmış. Hayır, Müslüman sahura kalkmalı. Hiç olmasa
bir su ise bile yeterlidir. Kalkıp sahurunu yese, o sahur esnasında yenilen yemeğe sahur yemeği diyoruz. O vakte de, o zamanda sahur vakti diyoruz. Yine de o sünnet-i seniyeyi işte yerine getirmiş oluyor. Üçüncüsü ise imsaktır. Biliyorsunuz imsak durmaktır. İşte o zamanda, o vakitte yemeden, içmeden, orucu bozan bütün şeylerden durmamız gerekir. Ha ne zamana kadar? İşte akşam ezanına kadar. Bazen soruyorlar, hocam sela okundu, ben halen bir şeyler yerdim ya da ezan okunuyordu. Aslında biz takvimlere baktığımızda imsak var. Ya da bu Ramazan-ı Şerif'te bizim Diyanet'le, müftülüğümüzle ve birçok kurumda, kişilerde imsakiyeleri bastılar, dağıttılar. İşte vakit ölçü imsak vaktidir. Tabi ihtiyaten insan 5 dakika işte önce dursun. Sela okunduğu zaman zaten o sela okunuyor, o işte o ihtiyat vaktinin, zamanın başıdır. İnsan artık daha bırakması gerekir. Yani buna çok özen göstermemiz gerekir muhterem Müslümanlar. Bir de Ramazan'a mahsus ve bizim Anadolu'da, İslam ülkelerinde genelde Ramazan ayında üzerinde durulan bir kavram daha vardır. O da mukabeledir. Karşılıklı Kur'an okuma. Biliyorsunuz bu karşılıklı Kur'an okuma, mukabele ile Kur'an okuma işi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Cebrail'e dayanıyor. Onlarda kalan, Peygamber Efendimiz'den ile Hazreti Cebrail'de kalan bir sünnettir. İşte onun için bizim Müslümanlar da Ramazan-ı Şeriflerde bu konuya çok özen gösteriyorlar. Allah kendilerinden razı olsun, bak ne güzel. Camilerde mukabele ile karşılıklı işte hatim, Kur'an okuyorlar her gün bir cüz. Ne güzel. Evet, bir de bu Ramazan orucunda olan kavramlardan birisi de iftardır. İftar akşam ezanın okumasıyla o esnada, o zamanda yenilen yemeğe iftar yemeği, o zamana da iftar vakti denir. İşte o zamana da çok özen göstermek gerekir muhterem Müslümanlar. Tabi ilk başta Ramazan-ı Şerif geldiği zaman işte belki bize çok görünürdü ama bir de baktık ki budur Ramazan-ı Şerif, ortasına geldik. İşte bir de tarihe baktığımızda bu Ramazan-ı Şerif, Ramazan ayı, oruç ayında meydana gelen çok önemli hadiseler var. Biliyorsunuz Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla beraber 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Niçin? İslamiyet'i en güzel bir şekilde yaşayabilmeleri için.
Çünkü İslam dini yaşamak için gönderilen son ilahi dindir. Mekke'den Medine'ye hicret ettiler ama o müşrikler, insanlık ve İslam düşmanları, o azgın insanlar durmadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Medine'ye hicret eden Müslümanları Medine'de bile rahat bırakmadılar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in savaşlarına baktığımızda çoğu savunma savaşlarıdır. Müslümanlar Medine'de iken haber aldılar ki Mekke inkarcıları Medine'nin üstüne geliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir denilen yerde bekledi. Medine'yi Müslümanları korumak için işte bu Bedir Savaşı biliyorsunuz Ramazan ayında gerçekleşmiş. İşte Cenab-ı Allah Müslümanlara büyük bir başarı nasip etmiş. Onların o ihlasından dolayı, samimiyetinden dolayı, ciddiyetinden dolayı. Halbuki işte kafirlerin ordusu, müşriklerin ordusu onların üç katı. Yine bakıyoruz ki bu 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif ayında gerçekleşen hadiselerden, olaylardan birisi de Mekke'nin fethidir. Evet. Mekke'nin fethi de bu ayda gerçekleşmiş. Ve yine bakıyoruz işte Endülüs diyoruz ya, Endülüs işte bu ayda Ramazan ayında fethedilmiştir. İşte bu Ramazan ayı, oruç ayı aslında tembellik ayı değildir. Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak gerçekten iyiliklerin kapısını açan ve Müslümanlar için bir zafer ve bir fırsat ayıdır. Müslüman öyle bakmalı, öyle düşünmelidir muhterem Müslümanlar. Yine bu ayda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısına baktığımızda işte bu Ramazan ayının son 10 gününde itikafa önem vermiş. Yani itikaf camide durma, o duran kişiye de mütekif denir. Yani bir nevi insan tefekküre dalar, Allah'la böyle irtibata geçer, işte Allah'ın azametini düşünür ve böylece tövbe ve istiğfara başlar. Tabi Hanefi mezhebinde vacip olan itikaf var, sünnet olan itikaf var, bir de müstehap olan itikaf var. Yani yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayda önem verdiği şeylerden birisi de duadır. Çok duaya önem vermiştir. Ve Peygamber Efendimiz bu ayda Allah'a çok yalvarmış. Hatta bir duasında şöyle dua etmiş. Allahümme inni euzu bi rıdâke min sahatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike mink Subhaneke la usi senan aleyke ente kema esneyte ala nefsik. Ravahu Ebu Davud. Kütüb-i siteden Ebu Davud'un bize aktardığına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey Rabbim, gazabından rızana sığınırım.
cezandan affına sığınırım, senden yine sana sığınırım. Sen bütün eksiklerden münezzehsin. Ben hakkıyla seni övemem. Sen kendini Kur'an-ı Kerim'de övdüğün gibisin. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duaya da çok ağırlık verirdi. Allahümme hedini li ahsenil a'mal ve ahsenil ahlak ila ahiril hadis. Ey Rabbim, beni amel bana amellerin en iyisini nasip et. Ahlakların en iyisini nasip et. Ve beni kötü amel ve kötü ahlaktan da koru. Ve ondan, sadece o kötü ahlak ve kötü davranışlardan sadece ve sadece sen koruyabilirsin diye dua etmek lazım. Peygamber Efendimiz böyle dua edermiş. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özen gösterdiği bir şey caminin adabları. Biliyorsunuz bir Müslüman, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman Peygamber Efendimizin caminin adablarını anlattığı zaman, anlatırken bir Müslüman o Peygamber Efendimiz'e anlattığı, vurguladığı, sıraladığı adablara özen göstermesi gerekir. Camiye gelen her Müslüman, hatta aklı başında olan ve sosyal hayatta yaşayan her Müslüman, her insan bu kurallara özen göstermesi gerekir. Peygamber Efendimiz camiye girerken diyor, eğer o girerken ayakkabılarını çıkarırdı. Diyordu, ayakkabılarınızı çıkartın. Elhamdülillah bizim insanlar da bu konuya özen gösteriyorlar. İkincisi ise girdiğiniz zaman ilk önce sağ ayağınızı atın. İnsan camiye girerken ilk önce sağ ayakla girer. Girdiği zaman işte Bismillah ve selamun ala Resulillah ve ala melaiketillah, Allahümme eftah lena baba rahmetike inneke entel vahhab. Allah'ın ismiyle giriyorum. Salat ve selam Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve bütün meleklere olsun. Ey Rabbim, bana rahmet kapılarını aç. Ve sen sonsuz sayısızca nimetleri bağışlayansın. Evet, camiye geldiği zaman işte camidekilerine normal bir sesle selam vermesi gerekir. Caminin adablarındandır. Belki kendisi müttaki, takva sahibi bir insan, işte herkesten önce gelmiş, o zaman ne diyecek? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın selamı bizim ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Bu aynı zamanda insan evine girdiği zaman da geçerlidir. İnsan eve gittiğinde işte zili çaldığı zaman kapıyı açan eşi olabilir, çocukları olabilir, yengesi olabilir vesaire. Esselamu aleykum demesi gerekir. Güler yüzle girmesi gerekir. Belki kimse yok, o zaman Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın selamı, rahmeti bizim ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun demelidir. Ta ki şeytanın şerrinden uzak dursun. Evet, camiye girdikten sonra bir de eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demesi camiye girmenin adablarındandır. Yani ben tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine tanıklık ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa Allah'ın kulu ve elçisidir. Bir de camiye girdiğinde namaz kılan kişinin hemen önünde geçmemesi lazım. Buna çok dikkat etme gerekir. Bir de وَاَنْ لَا يَعْمَلَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا وَلَا يَتَكَلَّمَ بِكَلَامِ الدُّنْيَا. Bir de camiye girdiği zaman, bak caminin adablarından bahsediyoruz muhterem Müslümanlar, değerli izleyiciler. Camiye girdiği zaman dünya kelamıyla, konuşmasıyla konuşmamalıdır. Yani camiye gelmiş halen, işte diyelim ki iş yerinden, dükkandan, alışverişten, işte tarladan, bağdan, bahçeden konuşmamalı. O sevabını dağıtmamalı. Ve bir de hiç dünya şeyleri konuşmamalı. Niye? Belki orada işte olan Müslümanlar da var. Gelmişler. Yani o sadece tek orada değil. Onların dikkatini dağıtabilir. Bunun en açık örneği asrımızda, zamanımızda telefondur. Biliyorsunuz insan geliyor, işte camide içeri girdiği zaman alışkanlık haline getirmesi gerekir. Ya telefonunu kapatmalı ya da titreşime almalıdır. Çünkü telefon çaldığı zaman gerçekten yanındaki arkadaşların, Müslümanların dikkatini dağıtır. Huşularına zarar verir. Onun için bu konuya çok özen göstermeliyiz. Ki nasıl ki kendimizi düşünüyorsak yanımızdaki arkadaşımızı da düşünmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde diyor ki la yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahi ma yuhibbu li nefsi. Hatta bazı rivayetlerde 3 kez yemin ederek söylüyor. Diyor Allah'a yemin ederim ki gerçek anlamda iman etmiş sayılmaz, kendisi için istediği şeyi Müslüman kardeşi için de istemediği müddetçe. İşte biz de bu konuya özen göstermeliyiz. Yani hocalarımızın söylemesine, tekrar edilmesine, rahatsız olmasına hiç mahal vermemek. Herkes kendi görevini, kendisine düşeni bilmelidir. İşte girer girmez biz de telefonlarımızı ya kapatmalıyız ya da titreşime almalıyız. Evet, girdiği zaman yine caminin adabları diyor abdestle, Peygamber Efendimiz diyor ki abdestle girmeli. Bir de eğer Hanefilerde kerahet vakti değilse 2 rekat tahiyyatül mescid namazını kılar. Şafilerde ise her vakitte kılabilir. Çıktığı zaman diyelim camiden çıkıyor. Artık bitti, dua edecek. Tabi bu eğer yani namaz vakti ise, yani hutbe cuma günü ise daha da özen göstermelidir. Çıktığı zaman şu duayı okuyup öyle çıkması uygundur. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ey Rabbim, sen bütün eksiklerden münezzehsin. Sana hamd ederim ve yine tanıklık ederim ki senden başka ilah yok. Senden af dilerim ve tövbe ederim. Günahlarımdan tövbe ederim diye Allah'a yalvarmak gerekir. Cenab-ı Allah yaptığımız ve
yaptığımız hayır ve hasanatları dergah izzetinden kabul ve karin eylesin. Ey Rabbim, kalbimize iman nuru doldur. Gönlümüzü İslam şuuruyla şuurlandır. Ey Rabbim, dertlerimize devalar, hastalıklarımıza şifalar, borçlarımıza adalar ihsan eyle. Ey Rabbim, bir anda olsa bizi nefsimizle, şeytanla baş başa bırakma. Lütfünle, kereminle bizle muamele et. Ey Rabbim, bu 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif orucunu en güzel şekilde tutan, değerlendiren kullarından eyle. Ey Rabbim, bizi maddi ve manevi, zahiri ve batini bütün hastalıklardan, bütün virüslerden, bütün sıkıntılardan muhafaza eyle. Ey Rabbim, dini mübini İslam'ı yeryüzünde hakim eyle. Bütün Müslümanlara havada, karada ve denizde zaferler nasip eyle. Ey Rabbim, evlerimize bereket, yuvalarımıza saadet, kalplerimize sevgi ve muhabbetler nasip eyle. Ey Rabbim, huzurunda açılan elleri, amin diyen dilleri, sana yönelen gönülleri şad eyle. Sensin Kerim, sensin Rahim, sensin Muin. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.